Merhaba Çiftçi TV izleyicileri. Bu hafta da sizlerle karşınızdayız. Hocam, kıdemli profesör Ömer Faruk Alarslan ve ben Ziraat Mühendisi Hasan Parça. Bu hafta da sizin için çok faydalı olduğunu düşündüğümüz konulara devam edeceğiz. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gayet şık, yakışıklı ve genç görünüyorsunuz. Eyvallah, Allah razı olsun. Her zaman olduğu gibi. Sağ ol. Bilmukabele diyeceğim evet. Ama biraz kilo vermen lazım. Diyemem. Evet hocam. Ben doğrucu davul söylemem lazım yani. Evet biraz kilo alacağım. Biraz hocam bizimki yani. Doğuştan böyle. Hani bazen bazıları ince doğar. Mesela siz daha iyi bilirsiniz. Kıyaslamak olacak ama besilerde falan ince olanlar vardı kalın. Benimki hep böyle doğuştan. Ben küçükken de toramandım diyorsun 4 yani. 4 kilo 200 gram. Maşallah. Ne tandır olurmuş sende. Hocam nasılsınız? İyisiniz. Valla iyiyiz. Koşuyoruz. Koşuşturuyoruz. İşte geçen programlardan beri bizim evet. Okulda faaliyetlerimiz var. Projelerimiz var. Evet. İşte bahsedeceğiz. Geçen programda bizim Harun kardeş vardı işte. Evet. Ve herhalde seyretmiştir. Valla Harun'un kulağını ona şey yapar. Bir şeyler herhalde söyleyeceğim. Harun kulağını bayağı çınlıyor işte. Çınlar çınlar o. Sever. Geçen de aradım konuştum. Ya hocam dedikleri çok güzel. Hemen başlayacağız dedi. İnşallah inşallah. O partiyi çıkar bir ellerindeki besilik mallar var. Onlar da sonra hemen yakın zamanda başlayacağız dedi. Yapacağız. Hocam güzel tepkiler gelmeye başladı. Özellikle bizim çiftçimize daha az masraf çıkartarak belli bir üretim sistemi öğrenmemiz çiftçi aslında güzel karşılık buldu. Evet. Bunlar aslında bir daha tekrar etmekte fayda var. Ederiz. Bazı sorular soruluyor. Bu nasıl olacak, nasıl edecek falan filan. Önce baştan şunu soralım hocam. Kaba yem nedir bilmeyenler için? Kesif yem nedir? Bunlar ayrımları nelerdir? Silaj nedir? Şöyle kısaca bahseder misiniz? Evet. Şimdi tabii teknik bazda bir tarif yaptığın zaman biz öğrenci kardeşlerimize de bunu böyle söylüyoruz. Diyoruz ki birim miktarında, birim hacim kilogram olur. Düşük düzeyde besin maddesi içeren yemlere genel bir şeyle bu. Kaba yem diyoruz. Bunun aksi ifadeyle de işte birim hacimde yine yüksek miktarda sindirilebilir besin maddesi içeren materyal. Yani buradaki önemli olan şey şu. O yem materyalin içerisindeki besin maddesinin hayvan tarafından sindirilip sindirilmeyeceği öne çıkıyor. Evet. Yani şeye bakmıyoruz. Var içinde protein ama sindirilmiyor. Var içinde bilmem ne anlam. Bunun için kaba yemi, kesif yemi böyle ayırıyoruz. Nasıl? Söyleyelim. Kaba yem deyince aklımıza aslında bakın ben kaba yemleri birçok kaynakçaya bakın siz. Şeyde bir sınıflaması vardır, klasifikasyonu vardır. İşte der ki kuru kaba yemler der, baklagil kaba yemleri, buğdaygil kaba yemleri vesaire, yeşil kaliteli. Ben şöyle ayırıyorum. 1. Üretimi yapılan kaba yemler. 2. Üretimi yapılmayan. Zaten var olan bir üretimin ya da hasatın sonucu ortaya çıkan kaba yemler diye çeviriyorum. O nedir? Zaman burada yem üretimi giriyor işte. Doğru mu? Şimdi, yem bitkisi üretimi giriyor. Tabii. Şimdi onu söyle. O konuyu zaten birazdan evet. Tartışacağız. Bu tarife göre üretimi yapılan işte hepimizin bildiği nedir? Fi, korunga, yonca, silajlık mısır, hasıl yemler, efendime söyleyeyim işte yemlik bezelye, işte reklama girmesin diye söyleyeyim yeni çıkan adı bilmem ne otu, sudan otu filan. Evet. Diğeri bakın burada üretim var. Ne yapıyorsun? Tarlayı sürüyorsun. Tohum atıyorsun, gübre atıyorsun, suluyorsun, yabancı ot mücadelesi bilmiyorum, çapalama var mı tarlacı arkadaşlarım daha iyi bil. Hasat ediyorsun, kurutuyorsun, balya. Bir sürü işlem. Öbürleri ne? Öbürlerinin bir üretimi yok. Yani sırf onu üretmek için yapılan bir tarımsal faaliyet yok. Nedir işte? Üstünde oturduğumuz bu saman, mısırın sapı, ayçiçeğinin tablası, mercimek samanı. Efendime söyleyeyim, geçen programda bahsettik, patates yaprağı, evet. Şeker pancarı yaprağı. Evet. Bunların üretimi var mı? Yok. Yok. Zaten adam pancar ekiyor. Yaprağı ne? Al sana artık. Zaten adam patates ekiyor. Yaprağı al. Zaten adam soya üretiyor ya da şey üretiyor, nohut üretiyor, yer fıstığı üretiyor, yer fıstığının şeyi. Yani bunların şeyine gerek yok. Hocam, onun için ben böyle ayırıyorum. Geçen programda sonra bir çiftçi tanıdığımla konuştum. Şeker pancarı ekiyormuştu. Evet. Tabii şeker pancarı makineli bir hasadı olan bir proses, bir üretim şekli. Fakat bazı yerlere makine giremiyor. İşçinin girdiği, yaprağın kesilmesi, elle kesilmesi gereken üstelik şey. Ya diyor, birisi geldi diyor, ben söyledi aldı gitti, ben de al git dedim diyor. Hı-hı. Kim bunu diyen adamın en az şu anda 15-20 tane de büyükbaş hayvanı var. Karışık yani besleyicilik de var, süt inekçiliği de var. Ne yapacak diye merak ettim. Hiç de merak etmedim. Ya dedim sen bunu hayvanlara niye vermek dedim. Hadi ya diyor bu hayvana veriliyor muymuştu diyor. Bu neye benziyor biliyor musun?
Adam evindeki unu bedava dağıtıyor, gidiyor bakkaldan ekmek alıyor gibi bir şey. Başka bir şey değil. Aynen. Ki bakın burada notlarım var, birazdan size göstereceğim. Şeker pancarı yaprağını kuruttuğunuzda 18 gibi bir protein çıkıyor. Evet. Yonca'da kaçtı hocam bu? Yonca'da 15. 15. Efendim 2000 gibi bir, 2000-2100 gibi bir şey çıkıyor. Şimdi çantayı karıştırmayayım diye birazdan bakarız ona. Enerji çıkıyor, Yonca'da 1500. 1500. Tekrar edelim. Şeker pancarı yaprağı için konuşuyoruz. Evet. Protein 18, 2000-2100 de enerjisi var. Evet. Yonca'da 15, evet. Öteki 1500'de 1500. Protein var. Yonca, bir artık materyal, diğerini üretmek zorunda. Sadece üretmek için bunun sulanmasını veriyoruz. Ondan sonra gübresini var, veriyoruz. Mazotu şey var, işçiliği var, diğerinde, toprak sürmesi var. Ana ürün, şeker pancarının kendisi, yaprak ürün bile görünmüyor. Şöyle az önce gördüm, konuştuğumuz zaten şekilde. Zaten atıyorlar. Evet. Demin de anlattım. Ki, bir de yonca da hani söylüyorsunuz. Biz, evet, yonca fiyatları uygun olursa kullanabiliriz ama bir de şöyle bir şey var. İklim değişikliğinden bir olgumuz da var. Artık yağışlar eskisi gibi bize kolay kolay yağmıyor. Gök hani bir şekilde kendini küsmüş şekilde, küsmüş. Evet aynen bu şekilde, kolayca gök inmiyor yere. Yonca da mesela bir ton yonca elde etmek için neydi Hayır, hocam? Şöyle ben onu geçen programda öyle söyledim diye hatırlıyorum ama değişmez, söylem aynı. Bir kilogram yonca kuru maddesi için 800 ila 1 ton, 800 kilo ile 1 ton arasında su ihtiyacımız var. Bahsettik. Konya'da dedik, yürürken dikkat edin. Hocam, çöker. Size bir fotoğraf gönderdim. Fark et, şey yapmış mıydınız? Evet, baktım onu. Kenan Bey, onu da eğer denk gelirsek, yonca opuk şeyini gösterelim. Çiftçi sabahleyin geliyor, Karapınar'da yonca tarlası. Evet. Ve tarlanın ortasında güzel bir opuk. Değil mi? Obruk dediğimizde tarif edelim. Bizim derin açımızdan. Çukur. Derin çukur. Evet, bizim açımızdan seyretmesi güzel ama çiftçi açısından artık o tarlanın bittiği, o tarlanın canına okunduğunun bir delili. Şimdi şunu da söyleyeyim Hasan, yolladığım fotoğraf üzerinden o obruğun etrafında ne var? Dikkat ettiysen yonca üretimi var. Yonca üretimi. Yonca balyaları filan var. Ben onu seyrederken vicdanım sızım sızım sızladı. O güzelim toprağa nasıl yoncayı dikip de kıydınız ve gafil diyesim geldi. Evet. O konuyu zaten anlatacağız, kabaya metkinliği diye bir konumuz var. Evet. Bunların ekildiği yerde ne yapılır filan diye onları şey yapacağız. O fotoğraf Kenan'cığım çok ilginç. Onu arkaya yapıştır. Birebir şey yapsın, izlesinler. Hocam, şimdi kabayemler genelde sahada olan uzmanlık alanı hayvancılık, veteriner olabilir, ziraat mühendisi, zootekniker olabilir. Kişilerin genelde duyduğum cümlesi şu. Kabayemler tokluk hissi için verilen çok da hayvanın beslenmesinde bir karşılığı olmayan bir ürün. Evet. Hakikaten öyle midir? Şimdi bakın, yine geçen programlarda bahsettiğimi çok iyi anlıyorum, hatırlıyorum ben. Evet. Ne dedim orada? Kabayem etkinliği kısmında da anlatacağım. Evet hocam. Kabayemden beklediğimiz temelde iki fonksiyon var. Bunun dışındakiler ekstra, bonustur. Bize olsa da olur, özür diliyorum, olmasa da olur. Evet. Birincisi sizin de bahsettiğiniz tokluk hissi. Yani karın balast madde dolduracaksın. Ama ikincisi çok önemli olan selüloz tedarikçisi olması. Onu da anlattığımı hatırlıyorum. Neydi bu selüloz? Parçalanıyordu. Kim parçalıyordu? Bir programda da bundan bahsedelim. Rumen nedir, hocam, içindeki şeyler nedir filan, ne işe yarar? Çok önemli çünkü o. Evet hocam. Şu an büyükbaş, küçükbaştaki büyük sıkıntıların besleme, yemleme ile alakalı konuşuyorum. Nedenleri o rumenle alakalı sorunlar. Oradaki selülotik bakteriler bunu parçalıyor. Enerji metabolizmasında kullanıyor. Evet. Yani hayvanın şeyi olarak, ısı kaynağı olarak kullanıyor. Artı biliyorsunuz bitkisel materyallerdeki hücrenin çeperi selülozdur. Evet. Bunu kırdığı zaman içindeki neyi alıyor? Besin maddesini açığa çıkarıyor. Normalde diğer hayvanların kullanamayacağı, özellikle kanatlı dediğimiz gibi işte deve dediğimiz deve vesaire, bunlarla alakalı. Bir diğeri de bu selüloz en küçük yapı taşına parçalanınca asetik asit çıkıyor ortaya. Evet. Bu asit ne yapıyor biliyor musunuz? Rumen mikroorganizmaların yaşaması için uygun olan bir pH değeri. Yani asitlik ortamı oluşturuyor. 5,5-7'dir bu rumende. Burada mikroorganizmal faaliyet devam eder. Azımsamayın yani, hayvan 600-700 kilosu, 7-8 kilo da orada mikroorganizma vardır. Ama bu mikroorganizmalar hep aynı değil. Ürerler, hayvan bunu sindirir, yeniden ürer. Yani bir nevi içsel bir besleme mekanizması oluşturmuş oluyorsunuz burada. Evet. Bir diğer asitik asit ne yapar? Süt inekçiliğinde süt yağının sentezlenmesi. Yani selülozu düşük rasyonlarla beslediğinizde, ondan da bahsedeceğiz, metabolik rahatsızlıklar.
hayvanlardaki süt yağı düşer. Bugün hı hı. süt yağına da para veriliyor biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla kabayemleri sadece işte hayvanı ver, balas karnını doyursun diye değil, fonksiyon özellikle selüloz tedarikçisi olması çok önemli. Hı hı. Mesela süt ineklerinde hayvanın toplam tükettiği kuru maddenin %18 ila 22'si arasında selüloz vermezseniz herkesin asidoz dediği o asidosis, şişme, timpani, evet. efendim laminitis gibi sıkıntılar ortaya. Bunun tek sebebi bu selülozdur. Hı. Yani yabana atılmaz. Onun için ben şeye kızıyorum. Bu kadar gerekli olan bir kaba yemin fiyatlarını çok özür diliyorum. İşte yoncadan, silajdan, samandan yani 80-90 kuruş 1 lira ya olmaz böyle bir şey. Onun evet. için biz nereye gideceğiz? Bir şeyler üretmeye değil kabaya. Hemen sürmanşeti söyleyeyim mi? Söyleyin hocam. Haftanın sürmanşeti. Hemen söyleyeyim. Evet sayın seyirciler. Evet. Hocamız haftanın sürmanşeti mi? Evet. evet. Ben yem bitkisi üretimine karşı. Evet. Nedir yem bitkisi? Yonca. Nedir silajlık mısır? Nedir fi? Nedir efendime söyleyeyim işte yemlik bezelye. Ha neye karşı değilim? Bu bahsettiğim yonca hariç. Çünkü o çok yıllık. Onu eklemi yandın gittin yandım. Demektir. Fi'di, koru tek yıllık yem bitki münavebeye sokarsan ikili bir üretim yaparsın. Ona karşı değilim. Mesela, ama sadece silaj üretiyorsun. Yazık. Çiftçimizin daha anlaşılır şekilde onların gözlerine getirmek amacıyla mesela fi ve korunga var. Evet. Bunlar sonbaharda tek yıllık. Tek yıllık ekebiliriz. Korunga bazen çift yıllık falan evet, diyorlar. Biz yıllık. Tek yıllık istiyoruz abi. Tek sene. Ondan önce ne ekebiliriz? Mesela örnek söyleyeyim. Benim yaptığım çalışma da var. Hı-hı. Tanelik mısır. Tanelik geçen mısır. Programda da bahsettik. Aynen. Neydi amacımız burada? Aynı anda kabayem, kesif yem evet. üretmek. Neydi? Tane mısır nedir? Kesif yem. Evet. Ha, hayvancılık gözünden bakarsın ama mısır aynı zamanda nedir? İnsan gıdasıdır. Hı hı. Nişasta sanayine, mısır özük yağına ham maddedir. Evet. Onu üretiyorsun bir de tarlada kalan sapı, koçanı, koçan yaprağı, püsküller nedir? Kabayem. Ne yaptık kardeş şimdi? Ektik kabayem aldık mı? Evet. Hangisi bunlar? Kalitesiz kuru kabayem dedik. Evet. Zaten kabayem etkinliği kısmında anlatacağız. Hı hı. Kuru kabayemlere uygulanan bazı işlemlerle bunların etkinliği nasıl artırılır filan onlara da geleceğiz. Evet. Şimdi geldik arkasına. Ne zaman dikiliyor? İşte Mayıs ayındayız. Hele şey ekoloji uygunsa Adana, Akdeniz, efendim neydi o bizim işte Ege, oralarda biliyorsunuz. Mikroklima iklime sahip olan mikroklima, Eskişehir, Saracakaya gibi yerler. Yani daha çok. Evet. Şimdi orada bu Mayıs ayında ekiyorsun değerli kardeşim bunu. Bunun vejetatif gelişimi ve generatif gelişimi yani sap, saman, yaprak yapması ya da koçanda tane bağlaması mısır, Eylül'ün başına ortasına bitiyor. Tamam mı abi? Mayıs'ta ektim bitti. Peki bizim fi dediğimiz kardeş ne istiyor? Beni diyor Eylül-Ekim'de ek diyor. Beni diyor Nisan'ın sonunda biç. Al sana bakın. Biri başladı vereceğini verdi bıraktı öbürü geldi işte münavebe. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Bakın bu bizim bahsettiğimiz mısır enerji kaynağı. Evet. Şeydir. Fi nedir? Protein. Aynı zamanda ne üretmiş oluyorsun? Enerji ve protein. Artı mısır buğdaygil tarafındandır. Öbürü baklagildir. Birinin evet. topraktan aldığını öbürü verir. Öbürünün topraktan aldığını bu verir. Evet. Bundan daha akıllı bir üretim sistemi olur mu? Ben oraya niye yonca ekeyim ya? Evet. Neden yonca ekeyim? Koyacağım başında bekle babam bekle. Yoncada 3 biçim alacağım. 5 biçim. 5 yıl onun peşinde geç. İşte arkadaki obrukları gösterdi Kenan'ı. Onu evet. göreceksin. Su zengini değiliz biz arkadaşlar. Anlattık. Kişi başına 1400 metreküp düşüyor dedik. Bunun uygun olması için 5000 tondan aşağı olmaması lazım dedik. Ve görüyorsunuz her yani yerde biz, obruk oluyor, taban suyu bitiyor vesaire. Sayın seyirciler, biz ülke olarak su fakiri bir ülkesiyiz. Yani musluğu açtığımızda her evet. akan damla bizim ülkemizin milli servetinde akan bir damla. İsraf. İsraf. Biz orada musluklardan damlayın hesabını yaparken gidiyoruz yoncada tonlarca suyu veriyoruz. Evet. Niçin? Değeri şeker pancarı yaprağından daha az olan bir ürünün yetişmesi için. Bir dakika onu söyledin. Şimdi şeker pancarını örnekledik çünkü etki ve yaygın bir üretimi var. Evet. Patatesi niye bir kenara koyuyoruz? Patates ondan da iyi. Evet. Patates yaprağını kuruttuğunda 22,5 protein var. Enerjisi yine 2100. Artık bu kesif yem oluyor ya. Yani besin değerine bakarsanız kesif yem oluyor. Evet. Ha bunun içinde ne var? Saponin, solanin gibi bir sıkıntı var. Ruminantlar buna dayanıklı. Artı bir miktar kireç taşı attığında bunun içinde oksalat var. Hı hı. Oksalik asit hayvana zarar verebilir. Kalsiyum yani bildiğin mermer tozu sönmüş mermer taş. Tozu.
Kalsiyum oksalat oluşuyor. Hayvan bunu dışkıyla atıyor. Hadi biz zaten demiyoruz ki sadece yaprak verin değil. Yine saman verin biraz, diğerinden verin. Bir konu şeyde anlatacağız. Kavayam etkinliğinde böyle hususlarda var. Hı hı. Tek başına değil, biz şunu deriz. Öğrenci arkadaşlarımıza anlatırken de bir rasyon, bir yem karışımı ne kadar çok yem ham maddesinden oluşursa o kadar ehvendir, evladır. Evet. Çünkü her birinin kendine özgü bir yapısı vardır. Mesela arpayı verirsin, buğday da enerjidir. Arpa, ama arpa dediğimiz şey buğdaydan 6 misli niyasin içerir. 6 kat niyasin. Niyasin özellikle besidanaların süt sığırlarında suda erir olmasına rağmen son derece efektif bir vitamindir. Evet. %8-10 süt verimini artırır, %8-10 besi vesaire. Bunlar teknik konular, önemli değil. Evet. Ama bilin, bakın ikisi de aynı şey. Enerji kaynağı hububat, tane yem diye geçiyor değil mi? Buğday. Hı-hı. Ama biri arpa, biri ne? Buğday. Evet. Aradaki farkı oluşturan ne? Niyasin. Niyasin. Demek ki aynı rasyonda biraz buğday, biraz efendime söyleyeyim arpa koymanın bir şey var. Esprisi ve önemi var. Besleme ve yemlemeye haiz olan. Neden fazla ham maddesi olsun yani? Tekrardan bir işe altını çizmekte fayda var. Evet. Şunu söylüyorum. Fazla yem ham maddesiyle oluşturduğunuz rasyondaki her bir yem ham maddesinin kendine özgü bir yapısı vardır. Hı hı. Tamam mı? Evet. O özgü yapıdan özellikten dolayı bir kombinasyon oluşturuyoruz. Dedik ki arpada niyasin var. Efendime söyleyeyim işte buğdaydakinden daha fazla. Mesela mısır ve yulafı düşünün. Şimdi piyasada yaygın bir kanaat. Yağ içeriği bakımından mısırın en yüksek olduğu düşünülür. Halbuki en yüksek olan yulaftır. Hı. Hani sarı sarıdır o şey, ezersiniz çıkar. Mesela mısırla ya da yulafla arpayı koyduğunuzda oraya bir ne yapmış olursunuz? Yağ desteği, evet, atmış olursunuz gibi düşün. Hı. Ya da şunu düşün. Bu tarafta işte ne veriyorsun? Diyelim ki patates yaprağı veriyorsun. Bu tarafta hani ben karşıyım ama olsun, iyi de öldür, hakkını yeme. Bunun içinde bazı özel mesela. Bunun kalsiyumca zengindir. Evet. Onu da o yoncaya tekrar dönelim. Bir çünkü küçük hikayeyle bunu vurgulayacağım. Yoncasız hayvan olmaz. İşte ben hayvana veriyorum, süt veririm. Niye artırdığını, niye iyi olduğunu, niye iyi olmadığını, bunun gerekli olup olmadığını tekrar anlatacağım. Onda evet, da kalsiyum, hayvanlarda bir kalsiyum yetmezliği varsa, koymuyorsa kireç taşı filan, yoncanın içindeki kalsiyumu kullanıyor. Ama şunu söyleyeyim. Ben yoncadan kalsiyum alacağım diye 140 kuruş onu alacağıma giderim tonu 100 liraya kireç taşı alırım. Mantıklı değil yani o. Kireç taşı, mermer taşı, mermer tozu, kireç taşı, midye istiridye kabuğu, tebeşir tozu bunlar evet, kalsiyum. Dikalsiyum fosfatlar, minakal. Efendime söyleyeyim bu yani şunu demeye getiriyorum. Yoncada kalsiyum var diye gidip de ona mahkum olmayın. Evet. Muadiliyeti var. Neydi hocam? Yoncada bilinmeyen faktör tarafından hayvanın geliştirilmesi. Ne bu hocam? Bilinmeyen şimdi faktör. Şunu söyleyeyim. İşte Eskişehir'de yine bir saha çalışmasında bir tane yetiştiricimizle konuşurken hani ben biliyorsun ben yoncaya karşıyım karşıyım diye bağırıp çağırıyorum ya. Adamcağız tabii doğal olarak dedi ki ya siz öyle diyorsunuz ama sayın hocam dedi biz benim ineklerim var dedi işte 100 adet dedi. Ben dedi yonca verdiğim zaman dedi hayvan başına 2-2,5-3 litre dedi süt artıyor dedi. Ha peki dedim niye? Ha dedi onda dedi bilinmeyen bir faktör var. Hı. Ya dedim ki değerli kardeşim adı bilinmeyen olan bir şeye faktör deyip de karşıma gelme dedim ya. Nedir dedim yani bunu yaptıran? Kaç kilo yonca veriyorsun? Sen 4 kilo, sütün 3 kilo. Bugünkü yonca fiyatıyla hesaplasana bir Hasan. Evet. 1 lira de hadi yoncaya. Tamam. Yok. 1 liraya şimdi. Ha yeni biçimler şimdi çıkıyor. Evele dönelim. Ne yaptın abi? Şimdi 4 kilo verirsek 4 lira cebimizden yem parası gitti. Ha, 4 lira gitti. Evet. 2 litre süt artırdık. 1.53 bir de onun hizmet payı var 9 kuruşu 1.40 2.80. Tamam. 4 lira harcadın 2.80. Nerede bu? 20 kuruş cepten gitti. Yani yonca yani. Tamam gel bana 35-40 kuruş ol kabul edeyim ben seni kardeşim. Tamam. Ben karşı ona da karşı değilim bak. Gel ben seni kabul ederim. 80 kuruş olma ben zaman. Gel 20 kuruş ol. Sana da karşı değilim. Evet. Silaca karşıyım. Silaca karşıyım çünkü toprak. Mesela bu bizim Balıkesir yöresinde 10 binlerce dönüm arazide silajlık mısır üretiliyor. Silaj değil mi? Silajlık mısır üretiliyor.
Bunun yerine aynı toprak yapısını endüstriyel bitki üretebilirsin. Ayçiçeği üretir misin? Üretirsin. Pelemir üretir misin? Devlet destek de veriyor. Veyahut da tanelik mısır. Tanelik mısır üretir misin? Ben niye kabayem üreteceğim diye uğraşayım? Ya her tarafımız kabayem bizim ya. Evet. Dedik ya geçen programda kabayem sorunu diye bir şey yoktur. Bakıyorsunuz ama görmüyorsunuz. Sorun budur diye anlattık biz. Hocam kabayem sorunu yok diyoruz da, hadi iklim değişikliğine bahsettik, gökten yağmayınca ne olsun dedik, vejetatif gelişimleri az dedik, saman ithal ettik filan şeyleri söyledik. Yani bakarsak evet saman bu yönüyle bakarsak doğru. Çünkü bazen doğa olmayınca, doğada bu iş olmayınca olmuyor yani. Fakat biz tek samana da muhtaç bir ülke değiliz. Yani neden ithal ediyoruz yani? Böyle ithal etmesek de olmuyor mu? Ya şuna bak. Mesela geçen bölümde bahsettik o Adana'daki yapılan tarımsal üretimden, mesela pamuk şeylerinden veyahut da mısır üretiminden falan bahsetmiştik yani. Evet. Hayır şunu söyleyeyim bak. Ne oluyor buna? Baya o da heyecana geldi hocam. Konu heyecanlanınca bu da heyecana geldi. Hanım, şunu da çek herhalde. Kardeşim kıskandı bir şöyle profilden yandan filan. Şimdi bak demin sen bir şey söyledin. Dedin ki ya saman yok, mecbur fiyatı artıyor, ithal ediyoruz. Niye yok abi? Çünkü önce kafayı, saksıyı çalıştıracaksın. Evet. Ben geçen program söylemiştim. Bizim ana tarafı Yozgat, baba tarafı Erzurum. Soğuğu iyi bilirim. Soğuk bizim işimiz. Aynen. Bizim Erzurumlu kardeşler ne yapar? Dadaşlar kıtlama değil mi? Yaparlar. Aynen. Evet. Şimdi zamanın birinde, ikinci dünya bir mi tam bilmiyorum da hikayesi var. Şeker meker yok, hak getire. Bizimki adetten vazgeçer mi? Şekerin yerine ne koydu? Kuru üzüm. Adam kuru üzümle çayını içmeye devam etti. İkame ürün. Ekonomideki denen şey. Saman yoksa ikame mısırın sapı var. Yani ben söyleye söyleye boğazımda artık biraz görüyorsun aksırıyoruz. Tıktı. Evet. Bir şey yoksa kardeş, tamam mı? Sen mesela tişört giyiyorsun. Gittin al dükkanında tişört yok. Yerine gömlek var, alır mısın? Alırım abi. Eğer lazımsa, acilse. Değil mi? İlla tişört diye tutturur musun? Evet. Hocam yeri gelmişken mesela tarihten bir örnek vereyim. Bizim hocamızdan birisi, Emin hocamız bahsetmişti de Cezayir örneği vardı. Cezayir biliyorsunuz serin iklim tarlaların üretimi uygun olan bir ülke. Fransa'nın, pek bilgim yok. Fransa'nın buğday ihtiyacını, tahıl ihtiyacını karşılayan bir yer. Çok güzel bir şey. Tabii Fransa'dan ayrıldıktan sonra, yönetim olarak ayrıldıktan sonra, 2. Dünya Savaşı sonrası falan bazı ülkeler diyorlar ki bunlara, gelin size ürettiğinizden daha ucuza buğday verelim diyor. Yani mesela bugünkü bunun masrafı 90 kuruşsa bunlar diyor ki size 50 kuruşa buğday verelim. Mantıklı. Savaştan çıkmış, özelleşmiş, yönetimi özelleşmiş, iş gücü ihtiyacı olan bir ülke. Sanayileşmek istiyor, evet, gelişmek istiyor. Diğer faktörler var yani. Evet. Diyor ki o zaman evet bu çok güzel bir cazip. Ben bu şekilde iş gücümü alırım, şehirlere yerleştiririm, fabrikalar açarım, sanayimi geliştiririm ve uçarım. Uçtu da nereye uçtu? Bir sene, iki sene, üç sene gidiyor. Dördüncü veya beşinci senesinde bu teklifi getiren ülke diyor ki ben de buğday 90 kuruş 1 lira. Alırsan. İşine gelirsen. Hani amiyane tabirle evet. Yersen derler. Aynen ya. Öyle. Cezayir'deki yöneticiler diyor ki yahu sen bunu böyle teklif getirdin de ben kendim üretirim. Zaten ben iş gücünü çıkardım. Köylerde millet ekiliş yapmıyor. Çiftçiliği bıraktı. Şehirlere geldi. Şehirlerde muazzam bir göç sorunumuz var. Banliyolar oluştu. İşsizlik arttı. Sorunlar arttı. Adli olaylar arttı. Kriminal olaylar evet. arttı. Ben suç bunları olan. Alırım. Alırım yerine tekrar geri götürürüm. Buğdayımı ekerim. Üretimi demem. Sana da ihtiyacım yok. Diyor. Fakat kadın ayağı öyle değil öyle diyorsun. Değil. Evet. Şehire göç eden bir insanı bir tane o kadar bunlar diyor ki ben %100 olmasa da %80, 90'ını götürüyorum. %4, %5 falan %10 civarında ancak bir geri dönüş var. O da artık şehirde yapacak hiçbir imkanı kalmayınca bir son ümit bir devletin şekliyle. Ve ne yapıyor? Kendisi ürettiği 70-80 kuruşa ürettiği
buğdayı bırakıyor. 50 kuruşa başka alıyor. Ülkeden alıyordu. Sonradan 90 kuruşa tekrar oradan o ülkeden almak zorunda kalıyor. Yani bugünün fiyatlarıyla konuşuyoruz. Evet. Ve sonunda ne oluyor? Köylü üretimden vazgeçiyor. Şehirler suç ortamına dönüyor. Şehirler aşırı göç almış, bir yönetim bozulmuş, enflasyon artmış, düşüyor. Üretim olmamış, sanayileşememiş ve sorun üstünün. İşte ithalat budur. İthalatın noktası bu. Çünkü eğer siz üreticiyi yerinde desteklerseniz, onu köyünden, kırsaldan kopmadan desteklerseniz, devamını onun yaşaması imkanı sağlarsınız. Değişim imkanlarla. Hatta bazı hocam siz de biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Alman vakıflar, başka ülkenin vakıfları geliyor. Türkiye'de kırsal kalkınma çalışmaları yapıyor. Hemen aklınıza gelecektir. Yani burada ajanlık misyonu. Hayır. Tek bir amaçları var. Oradaki köylü, çünkü hani mesela Giresun'un bir ilçesi vardır, bir yeri vardır. Doğru direkt Amerika'ya gider. Bush geldiğinde sormuş, burası eyaleti mi, bu ancak mı, neresiydi? Tamam, bu buranın eyaleti mi diye falan, ufacık bir yer. Çünkü bazı yer vardı, sürekli göç verir. Almanya'ya verir, Fransa'ya verir. Onlar bunu tespit etmiş. Diyor ki, orada geleceğin yerinde biz bunu destekleyelim ki hayatım burada devam etsin. Gelmesin abi. Gelmesin. Burada ben 1 lira destekleme yapacağım ama ülkeme geldiğinde bu 5 lira 10 liraya çıkıyor. Ben 1 lirayı gözden çıkardım. Çünkü ben ülkeme geldim. 5 lira 10 lira olacak. Belki çözümü de olmayacak. İşte ithalat böyle bir şey. İthalatı yaptığımızda köylüyü, kırsalı yerinden koparma imkanımız olur. Üretimi bitirme ihtimalimiz olur. Ne oluyor? Hayvan getiriyoruz. Bizim yerli bir yesiciler var. Şu anda gidin. Harun Bey'le de geçen sefer konuştuk ya. Ağlıyor ya. Diyor ki yurt dışında hayvan geldikten sonra bizim işimiz bozuldu. Doğru mu? Evet. Fiyatlar düzelmiyor. Şey yapıyor. Sorun bu. Eğer biz bir kere çiftçimizi, üreticimizi küstürürsek, yerine ayırırsak tekrar yerine geriye getirme imkanımız olmaz. Cebine para koysak dahi olmaz. Çünkü bunun sosyolojik bir olgusu vardır. Artık oradan bıkmıştır, demiştir ki köye varacak diyecek ki, şehre gitmiş, şehirden tekrar köye gelecek. Köylüler bu sefer diyecek ki, kendi akrabaları, eşi, dostu diyecek ki, lan dayanamadın mı orada, niye geldin, beceremedin mi? Ortada bir de gurur mevzusu da var. Biz o nedenle yapacağımız ülke politika karar alıcılar kimlerse onlar, bir adım sonrasını, iki adım sonrasını, üç adım sonrasını yaşanmış örnekleriyle beraber düşünmemiz lazım. Ve biz diyoruz ki, evet iklim düzgün gitmemiş olabilir, saman yetişmemiş olabilir ama samanın, buğday samanının yerine ikame ürünler var. Tamam işte. Doğru mu hocam? Kuru üzüm var. Sen şimdi demin söyledin de, hani ülke şey yetiştiricimiz küstürlü üretimi, vallahi evden çıkarken yine şöyle çift TV'ye bir göz attım. Hı. O bizim bir tane spiker kardeşimiz var. Şeyden bahsetti. Vaktim yoktu, bakamadım. Sakarya'daki üreticiler broiler üretmekten vazgeçti filan diye, ne olduğunu bilmiyorum. Gidip bakacağım. Bu arada yeri gelmişken de söyleyeyim. Yani broiler değildir o. Broiler şeydir. Azmandöl demektir. Evet. Kazın broileri olur, hindinin broileri. Şuna lütfen ettik piliç diyelim değerli arkadaşlarım. Yani bozma. Broiler diye bir kavram yok. Evet. O bir şeydir. Genetik çalışmanın azmandöl demektir. Şunu demeye getiriyorum. Yani ne oldu bilmiyorum ama merak ettim. Bakacağım akşam. Şimdi tavukçular yarın hani et atladı gitti ya şimdi. Evet. Derler ya atladı gitti Genç Osman diye. Şu sıra tavuğa geldi. Onu da atladı gitti. Bu sefer tavuk da bulamayacağız ha. Evet. Sonra gideceğiz tarlalardan madımak filan çitlendik toplayacağız. Evet. Tavuk da fırlarsa filan. Yani senin dediğini destekliyorum. Üreticiyi küstürme. Ne yaptı? Kim bilir ne yaptın da küstürüyorsun. Evet. Çünkü şu an bizim vatandaşımızın en kolay ulaşabileceği balık malık hak getiri hamsi filan geçti. Hı hı. Beyaz et dediğimiz işte tavuk. Ya bu tavuğa da böyle bir antin kuntin bir şeyler olursa yandık ki, yani. Yandık. Beslemede hayvansal protein çok önemli. Tabii özellikle ki ya. Gerizekalı bir ırk değil mi? Millet oluşturursun. Evet. Kafası basmayan. Yeterli çünkü protein olmazsa evet, zeka seviyesi ileride düşebilir. Aynen böyle ya. Aynen evet. Böyle. Aynen böyle. Hocam, tekrar biz o zaman konumuza geri dönelim. Şimdi izelementlerden bahsettik, kalsiyumdan bahsettik falan. Vitamin olarak neler verebiliriz beslemeden? Ayrıyeten de enjektable verebiliriz, yalama taşları falan neler verilebilir? Nasıl ya olabilir? Şimdi bu mesela A, D, E vitaminleri var, yağda eriyen vitaminler. Şimdi bunlar şey yani teknik konular ama olsun, vatandaşımız 3-5 cümle bir şeyler söyleyelim. Şimdi bunlar vücutta az miktarda gereksinim duyulmakla beraber, yani bir ne bileyim proteine, yağ, selüloza, enerjiye vesaire göre ama fonksiyonel olan materyaller. İşte mesela kalsiyum diyorsunuz. Kalsiyum olmazsa kemik olmaz. Çünkü kemiğin yapısı, dişin yapısı. Kemiksel bir gelişme olmazsa
Efendime söyleyeyim, hayvan neyin üstüne et bağlayacak? Sütle her gün kalsiyum atılıyor. Yaklaşık 2 gram kalsiyumu vermezsen hayvan o sütü ne yapmayacak? Sentezlemeyecek. Diğer mesela bir çinko dediğimiz bir çinko mesela bu enzimlerin yapısında yer alan şuncacık bir şey. Evet. Enzimler ne yapıyordu? Bu besin maddelerini parçalıyordu, en küçük yapı taşlarına döndürüyordu, öyle emiliyordu. Yani enzim metabolizmasına giriyor. Kimi işte efendim mesela protein metabolizmasına, yağ metabolizmasına giriyor. Bunlar teknik bilgi ama evet, verelim. Mesela vitamin A. Evet. Bir yem yaptınız bu sığır kardeşlerime. İşte samanı var, işte proteini var, enerjisi var. Hadi sevmediğim yoncası var, sevmediğim silajı var. Verdin ama içinde bir tek vitamin A. Bitti. Vitamin A büyüme faktörü diye adlandırılır. Hı hı. O olmazsa olmaz. Bunu vermediğiniz zaman o hayvanda gelişme olmaz. Hele kanatlı dediğimiz bu tek mideliler var ya, büyümez. Mümkün değil, gelişmez. Evet. Çok az miktarda ne de vardır? Onlar başka konular. Bu yönde biliyorsunuz vitamin mineral katkıları var, şu evet, var. Enjekte tablo uygulamalar var, iğneler falan var. Mesela D vitamini yine kemik gelişimi, E vitamini döl verimi üzerine. Hı hı. Mesela E vitamini eksiği hayvanlarda yavru tutmaz, kızgınlık göstermez, yumurta tavuklarında döllü yumurta çıkmaz filan. Selenyum onunla evet, eşdeğerdir. Bu arada yeri gelmişken hani hatırlattı, şu duşa bağımlılık meselesine evet, tekrar hocam, bir parmağımızı sokalım. Evet. Şimdi bu vitamin A denen şey, materyalimiz bundan evvelki yıllarda rahat duşa bağımlı, dışarıdan geliyor. Dışarıdan alıyorduk bunu, o zaman sanırım 55 bu birimleri zikretmekten bile icap duyuyorum da, hı-hı, dolar işte yok, hı-hı, euro. Şimdi 700 euro kardeş. 700 euro. Bakın 55 euro 700 euro. Daha evvelden vitamin A içerikli mineral maddeler mesela ben 1,5 euroya alıyorduk. Şimdi 17 euro. Ve bizim yetiştiricimiz, hele bu büyük başçılar, küçük başçılar bunları kullanmaktan imtina ediyorlar. Evet. Çünkü çok pahalı üretime neden oluyor. Neye? Demek ki dışa bağımlı olmayacağız. Sen bey pazarlısın. Evet. Hadi söyle bakalım, bana bir fikir ver. Vitamin A sorunumuz var. Hadi ben de sana bir soru sorayım. Hep sen bana soruyorsun. Bey pazarında en çok ne yetiştiriyorsunuz? Havuç. Havuç nedir? Beta karoten kaynağı. Tamam. Yani vitamin A'nın provitamini. Provitamin. Değil mi? Oturursun. Üretmiyor muyuz? Binlerce ton. Bir daha üret. Sen içsel bir kaynak olur. Bunu bizim kimya mühendislerimiz var, eczacılarımız var. Bilmem. Oturun çalışın arkadaşlar ya. Hocam sizin... Kırmızı pul biber. Bakın vitamin A kaynağı. Yeşil biber. C vitamini. Evet. Şimdi bu hayvanlara C vitamini versen bunlar bak dövüşüyor deminden beri çat çup. Evet. Reklamlarda da görüyorum işte. Besin analarında sakinliği sağlayan. İçeriğindeki maddeyi sağlayan C vitamini. Yeşil biber yedirsek şunlara. Hani çok lüks de. E lüks. Yani espri yapıyorum, evet, şaka. Yani bu bizim ilke iç kaynaklarımızı çok güzel konsülte etmemiz lazım. Onu da yabancı kelime sevmiyorum. Çok iyi incelememiz, araştırmamız lazım. İç kaynaklar. Hele bu kabayam olayı var ya. Ben bu yoncanın da, bu buğday samanında, bu silajında belini kıracağım, ahdettim. Kaldıracağım ortadan. Ya adam gibi fiyat oluşursun, gelirsin, severiz, okşarız. Ya da senin yerine ben adam korum kardeş. Burada ben mesela, sen sunuculuk yapıyorsun, program. Yanlış yapıyorsun, kötü yapıyorsun. Ben seni kaldırırken hani oraya tuttururum abi. Evet. Ya işini doğru yaparsın. Aynen. Ya da aynısı sen. Ben adam gibi konuşmuyorum. Evet. Dersin ki ya hocama yok. Kalk git Allah'ını seversin. Ben senin yerine konuşacak adamı. Bunu demeye getiriyorum. Hocam şu manşeti bir daha verelim tekrar. Hangisini? Az önce yoncaya karşıyım dediniz ya. Ha ben yoncaya, silaja karşıyım. Evet. Yani üretimi olan, yem bitkisi üretimine karşıyım. Evet. Münavebe girenler hariç, onlar bizim kardeşimiz, kankamızdır. Onlarla yola devam. Sayın seyirciler, tekrar manşeti verelim. Kıdemli profesör, doktor Ömer Faruk. Kıdemli kaldır, öyle bir hocam, tabir. Hocam artık kıdemli demek lazım. Çünkü ha, öyle bir tabir ülkemiz, yok şimdi. Yarın derler ki bu kıdemi şimdi... nereden çıkardı bu adam filan. Hani şey vardı ya, ha, kıdemli astsubay vardır dört pır pır. İşte kıdemli yüzbaşı filan. Oradan hocam, espri. O tabirde ama bize, şunu söyleyeyim. O tabirde biz dost. Çünkü bu sahada bulup da 40 yıl bu bilim içinde bulunup sahada çalışan insan sayı az. Ama yani, şunu söyleyeyim. O kıdemi de biz verelim hocam ya. Eyvallah. Tamam, bakın, o kıdemi de bizden olsun. Meslekte benim bu sene tam 45. Evet, senemi 40. bitirdim. Bak 45, bunun sadece 22 senesi profesör. Hani ondan dolayı diyorsam yani bir kıdemimiz, aynen, var. Kıdem. Bir ağırlığımız var diyelim.
Ama öyle bir tabir yok yalnız. Uyduruyor demesinler bize, öyle bir tabir yok. Kıdemli profesör. Hocam biz verdik. Çiftçi dedi ki verdi. Aldım, kıdemli profesör doktor Ömer Faruk Avas. Eyvallah. Allah razı olsun. Ne diyoruz hocam? Manşetimizi tekrar edelim. Yem bitkisi üretimine karşıyız. Karşıyım ben. Evet sayın çevre. Yem bitkisi üretimine karşıyız. Her programda bunu tekrar söyleyeceğiz. Çünkü milli servetin gitmesine. Yapacağımız en ufak hamlede, en ufak yanlışta milli servetten gidiyor ve geri dönüşü olmuyor. Evet. Kaybettiğimiz noktayı tekrar kazanamayacağız. O nedenle biz yem bitkisi üretimine karşıyız. Niye karşıyız onu söyleyeyim. Yani evet, onları atacağız. Onun yerine öyle bir şey yapacağız ki hem karşı olduğumuz şeyi yerine geçecek hem de bize artı değerler verecek. Evet. Demin bahsettik işte. Silajlık mısır yerine tane mısır ya da ayçiçeği ektiğinde sen her sene dışarıdan zeytinyağı getirmeye başladın. Ayçiçek yağı getirmeye başladın. Küspe fiyatları patladı gitti. İşte mısır her sene 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon ton sen mısır ithal ediyorsun. Hangisi bunlar? Hepsi GDO'lu ürünler. Evet. Senin yerli mısırından üret. Yap, bak gelecek programa bir çalışalım. Evet, seninle bir rakam telaffuz edelim. Bu silaj ve yonca yerine sadece tane mısır eksek acaba dışarıya ne kadar mısır satarız diye hesap yapalım. Tamam, bak şimdi alıyoruz. Bir de 809 bin ton da şey alıyorsun. Milyon ton. Arpa da alıyorsun. Hı hı. Onun yerine işte bilmem ne. Gösterdik ya fotoğrafta. Vicdanım sızladı diye o toprakta sen nesin sen? İç Anadolu sen. Konya Ovası'sın sen. Ne diye geçerdi orası? Hububat ambarı. Evet. Hububat da kalma. Ambar çökmüş. Bak çökertmişler gördünüz. Yoncayı hay Allah senin diyeceğim demeyin. Allah seni bildiği gibi yapsın diyeceğim. Aynen hocam. Böyle bir şey yok ya. Evet. Göz var, izan var abicim. Hocam göz var mı? Göz var, nizam var mı? Göz var, izan. İzan, mı? İzan. O nizam mı, nizam mı? İzan. Çizgi hat anlamında bir şey olması var. Çizgisi var. Tam bilmiyorum o Farsça bir kelime ama nizam değil. Nizam değil. Göz var, izan var. Çizgisi olacak evet. Yani. Çizginin dışına çıkmayacağız. Yani ayar denge var demek bu yani. Al çarp böl demek. Evet. Meselesi bu. Sen şimdi benim bak geçen şeyde söylediğimi hatırlıyorum. Sadece Adana yöresine 1 milyon dönüm arazide tanelik mısır evet hocam. Üretildiğini söylemiştim. Ve demiştim ki kendisi kadar çıkar. İyi bir bakım beslemeyle, toprakla, ilgi, gübre vesaire. 2 milyon ton şey üretirsin. Tanelik mısır 2 milyon ton da kaba yap. Sen dışarıdan saman o zaman gelsin bakayım 80 kuruş. Ben seni 15'e çakmazsam ağadayım. Sen şimdi havalara çıkmış gidiyorsun. Hayvanların önüyse vermezsen olmaz. Sellozu vermedin de bunlar gitti zaten. Evet. Gitti. Altın niyetine al artık. Ama o kadar da olmaz ki. Olmaz ya. Ne yapacaksın? O zaman kaldıracaksın şeyi programcı Hasan'ı. Oturdu Kenan'cığım gel diyeceksin. Evet. Bak dünden razı haberin. Dünden razı. Ha, biz bunu kaldıracağız. Ya adam ol. Evet. Ya adam ol. Sağlam oturalım o zaman. Hayır sana demiyorum. Ya adam ol. Ya yerine ben mal var. Evet. Artı bakın ADF, NDF de geçen programda söyledim yine söyleyeyim. Bu samanda %3,5 protein var. Mısır sapında 7,5 protein var. İki misli mi? İki. Bunda 1100 enerji var. Özür diliyorum. Öbüründe 1750 enerji var. Neredeyse iki misli. Sen onu tarlada bırakıyor. Yakıyor ne diyorsun? Haşa dedin. Geliyorsun. Yani meymenet derdi benim anam bir şey olduğu zaman hani böyle hava atan şeyler. Lan meymenetsiz suratında hayır yok ne hava atıyorsun derdi. Ya hayır meymenetsiz bir şey ne hava atıyorsun bize. Evet. Niye? Arz talep dengesi. O zaman bizim üretici, yetiştirici bu şekilde bilgilendirmemiz lazım. Yok kardeşim bunu kullanma. Bunun yerine şu var. Hatta ondan daha iyisidir bu. Evet. Dediğimiz zaman bu artık o havalara girmez. Evet. Zaten silaj ve yonca hiç bahsetmiyorum. Düşmanım. Hı hı. Allah görsün şeylerini. Şeytan görsün, tövbe tövbe, Allah şeytan görsün yüzlerini, uzak dursunlar. Biz onların yerine de şey buluruz. Münave ürünler. Asker buluruz. Güzel ürünler. Tabii. Üreticimizin kazanacağı ekstra kazanç şimdi bakın, ürünler. Şimdi bakın, şunu söyleyeyim. Yere gelmişken hani İslam'ın 5 şartı var ya. Hı hı. Bunu ben bizim hayvan, ruminant besleme, yetiştirme, yemleme, onların da 5 şartı var abi. Evet. O 5 şartları şimdi kısaca söyleyeyim. 1. Kaba yemler. Temel 2. Birçok kez söyledim, bir daha söyleyeyim. İki fonksiyonu var. Tokluk hissi selloz. Doğru mu? Doğru. Bir. Bunu ruminantlara unutmasınlar. İki. Yine ruminantlarla alakalı. Rasyonda kaba yem, kesif yem oranı diye bir tabir yoktur. Yanlıştır. Söyler mesela gebeğinekte rasyonda kaba yem, kesif yem oranı 60'a. Öyle bir şey yok. Onu belirleyen bir kriter vardır. O kriterde hayvanın toplam tükettiği kuru madde içerisinde olması gereken selloz miktarıdır. Evet.
Bu süt ineklerinde 18-22'dir. Şimdi bu yüksek olandan verirseniz rasyondaki saman miktarı ne olur? Selüloz ihtiyacını karşılayacağı için az olur. Evet. Ama ben size şey söyleyeyim, mesela nar posası diye bir şey var. Bu da NDFS, ADFS, 12 selüloz var. O 18 selülozu tutturmak için bundan hayvan başına 4 kilo veriyorsan ondan 1 kilo yetebilir. Nerede kaldı kavayem kesifiyem oranı? Öyle bir oran yok. Yok. Belirleyen bir kriter var. Evet. Bu ikinci şart. Üçüncüsü, ruminantlarda temel besleme yaklaşımında her zaman enerjitik besleme öne çıkar. Protein gereksinimi daha düşüktür. Çünkü bunlarda rümen mikroorganizmaları vardır. Orada protozoalar vardır. Orada proteolitik bakteriler. Bunlar kalitesiz azotlu bileşikleri proteine çevirebilir. Üçüncüsü, birim yem fiyatını değil, birim ürün maliyetini tartışacaksınız. Bir yem ucuz diye gitmeyeceksin. Birim ürün maliyetime etkisi ne diyeceksin? Pahalı aldığın bir şey, bir bakarsın ki sana bir kilogram canlı ağırlığını daha ucuza mal ettirir. Bir kilogram, bir litre sütü daha ucuza mal ettirir. Onun için gidersin mesela, bizim yetiştirici Harun görürsek soralım. Ucuz yemden ne anlıyorsun deyince, işte yemin kendisi ucuz derse Harun'a da oturur anlatırız bunu. Evet. Demek ki yemin kendisi değil, ne ucuz olacak abisi? Maliyet. Birim ürün maliyeti düşük olacak. Bir yumurta, bir litre süt, bir kilogram canlı ağırlık artışı neye ucuz yapıyorsan, adam şimdi gidiyor ucuz diye bir şey alıyor, koyuyor, bir bakıyorsun sütü 85 kuruşa mal etmiş. Biz ona başka bir şey öneriyoruz. Ne diyoruz? Samana, melas vesaire. Bir bakıyorsun 65 kuruşa. Hangisi ucuz ha? Maliyeti ucuz olan. Ucuz. Olan şey bana ucuzdur. Evet. Sonuncusu da, bunu daha önce söylediğimi hatırlıyorum. Ruminantlar içinde diğer hayvan besleme, evet, yetiştirmede önemli. Bir hayvandaki performansı istediğiniz seviyeye getirip devam ettirmek meşakkatli, zor, eziyet isteyen bir iştir. Ama bu bozulduğunda birdenbire düşer. Tekrar o seviyeye getirmek çok uzun süreç alır. Evet. Hayvanı bozmayacaksın. Evet. Bu şey gibi değil. Şimdi siz mesela arabaya bindiniz. Gaza bastınız, araba ne yapıyor? Gidiyor. Frene bastınız, durdu. Tekrar gaza bastım, uçtu. Bu öyle değil işte. Gaza bastım olmuyor. Frene burada bir basarsan yandım, Allah yandım olur. O zaman mesela süt ineklerinin laktasyon dönemi ayrı, kuru dönemi ayrı değil. Tabii ki besleme, yemleme, yem çeşidi, yem ham maddesi. Yemlerini değiştirmeyeceğiz değil mi? Yem bir tek o değil, içeriği, geçen tabii bölümde bahsettik. Yem içeriğinin oranları değişse bile yem içeriği sabit kalacak. Mesela bir yerde atıyorum silaj verdik, siz karşısınız ama verenler var. Bir yerde silaj verdik, bir yerde kuru yem verdik, böyle bir şey yok. Başlangıçta neyse içerik sonuna kadar ayrı olacak ama bunun oranları değişebilir. Başlangıçta arpa düşük olabilir, bitişlemesinin evet, yüksek olabilir şekilde. Bakın, hocam buna çok evet, getirdiğin lafı yerine söyleyeceğim. Ruminant dışı, benim mesela bıldırcın yetiştiren bir arkadaşım vardı. Arkadaş değil işte şeyden, sektörde. Adam aynı zamanda fırıncıydı. Hı hı, ne evet, oluyor fırında şimdi? Küfle ekmekler geri geliyor ya. Geliyor. Ya yani geri geliyor, küfleniyor. Bu götürüyor bıldırcın kardeşlerime, tek midele bunlar. Hı hı. Ucuz diye bunu öğütüyor, hayvanların önüne koyuyor. Akşama 60 bin hayvan cort. Sebep? Küfle ekmekteki aflatoksin. Ya. Ne oldu? Bakın düzeltme şansın bile kalmadı. Ucuza git. Bak demin ne söyledim? Ucuza gitme. Ucuz etin yanisi yavan olur. Ucuza gittin, bozdun rasyonun yapısını. Hayvana verdin küfü, oldu gitti. Hocam, programın sonuna da geliyoruz da. O kadar konuştuk mu ya? Evet. Konu hızlı olunca şey yaptık. Bir yağlardan bahsedebilir miyiz? Ha, onu bahsedelim. Çok hızlıca önemli. Çünkü A, D, E vitaminlerini bahsettik. Bunlar çünkü yağda eriyen vitaminler. Bunun da yemdeki verilecek yağların da elbette ki faydası olacak çözümlerine. Tabii ki. Şimdi demin bahsettiğim bir kalsiyum, bir vitamin A dedi. Çünkü bu bilgilere bizim üreticimizin, vatanın erişmesi kolaydır. İnternete yazsa bir. Onlar anlatmıyor. Biz böyle nokta atışlarla. Evet. Yağlar da önemli. Bakın mesela bazı yem fabrikaları atık yağ kullanırlar. Bunlar bitkisel kökenlidir. Ruminantlar için uygun değildir. Ruminantlar için atık yağ, yani atık bitkisel yağ, bitkisel yağlar, atık yağ uygun değil. Çok uygun değildir. Evet. Bunlara doymuş yağ asidi miktarı, bypass yağlar verilirse daha iyi. Bypass ne demek? Çünkü bütün besin maddeleri önce en küçük yapı taşına kadar parçalanıyor. Yağlar, yağ asidi, gliserini emiliyor, tekrar yapılıyor. Bypass dediğin zaman bu hale gelmiyor işte. Mideden mikroorganizmadan zıtlayıp geçiyor, doğrudan şeye, üretime giriyor. Bu açıdan önemli, performans üzerine çok etkisi var. Şunu söyleyelim. Bypass yağ ruminantlar için. Ruminant konuşuyor. Kanatta konuşmuyoruz. Bunu kullanırsanız faydası var.
performansa faydası var. Artı yeme lezzet verir. Doğru mu? Evet. Yani düşün, annen ya da hanımın diyelim pilav yaptı duru suya, ne dersin? Hanım, bu nasıl pilav? Onun tereyağlı yaparsa, vay hocam, hanım tereyağı, senin elinden çıkan pilavı da kimse yapmıyor dersin. Önce tereyağı şöyle koyacaksın. Üzerine güzelce kavuracaksın. Az miktar zeytinyağı da olabilir, tamam mı? Ha, bitkisel yağ, evet. Tabii. Az biraz C vitamini de koyup ondan sonra sen ruminant besliyorsun galiba. C vitamine falan geçtin. Demem şu yani, evet. Lezzet verirse. Şimdi bak, burada bizim Harun kardeşimin çiftliğinde de öyledir. Samanda mıncır diyorlar, yemiyorlar. Evet. Şimdi ben buna birazcık melas, biraz yağ koyayım. Eğer bu herifler birbirine girmezse... Peki bunlar piyasada bulunuyor mu bypass yağlar? Bulunur, doğru. Tabii ya. Bakın sıvı yağ... Yeter ki paradan haber verin. Şimdi bulunmayacak, belki şey yok diyorsun. Bir başka programda ruminantlarda kaba yem etkinliği diye bir sus var. Bunu hocam, gelecek program yapalım mı biz bu kaba yem etkinliği? Çünkü onun için ayrı bir şey yapacağız. Evet, gelecek programda kaba yem etkinliği. Daha sütini anlatacağız, metabolik şeyler... Bozukluk anlatacağız, koyun keçi, benim patent şeylerinden bahsedeceğim, hı, vesaire onları. Ama bu kaba yem etkinliğini artıralım. Onlardan bir tanesi de arkadaşlar, anlatacağız inşallah gelecek program. Evet. Kuru kaba yem, sıvı yem karışımının etkinliği diye kimsenin bilmediği, duymadığı, düşünmediği. Belki düşünüyordur bazılarımız. Ya biz bunu yıllar önce yaptık. Eyvallah kardeş, biz de onu duymamışız. Ben bu yetiştiriciye yönelik bunu söylüyorum. Etkinliğini artırarak neler yapmamız gerektiğini tartışacağız. Evet. Evet sayın seyirciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Hocamız kıdemli Profesör Doktor Allah Ömer Faruk Alaçsan'ın o engin bilgileri sayesinde bildiğimiz ama unuttuğumuz, bilmediğimiz birçok önemli konunun üzerinde durduk. Gelecek bölümde görüşmek üzere.